Değerli izleyiciler, her hafta olduğu gibi bu hafta da tekrar karşınızdayız. Bu hafta da çok değerli bir konumuz var. Sayın Esat Güngörür abimiz, efendim Metin Derneği Başkan Yardımcısı Sayın Esat Güngörür abimiz aslında sadece dernek olarak değil de Esat abimiz de daha önce, yıllar önce de sosyal medyada rako izlemeli olan yayınlarda sağ olsun katıldı. Sayın Güngör efendim programımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İyi yayınlar diliyorum. Ahmet TV'yi izleyen bütün izleyicilerine de iyi akşamlar diliyorum, saygılarımızı gönderiyoruz. Evet değerli izleyiciler, Ahmet TV, Ahmet Radyo, ayrıca sosyal medyada özellikle İN TV'de HD kalitede de dünyanın her yerinde bizi izleyebiliyorsunuz. Ayrıca sosyal medya platformunda tekrar ortak canlı yayındayız. Ve bugün de bir real, bir nevi hem bölgemizin hem de ülkemizdeki sorunları rahat bir şekilde konuşmak istiyoruz. Şimdi daha önce Esat abimizle sosyal medyada, özellikle Facebook'ta canlı yayında rekor kırdığımız o canlı yayında çok güzel yayınlar yapıyordu. Özellikle siz bir AK Partili olsanız da yani çok açık bir şekilde efendim adaletli bir şekilde siz efendim davranıyordunuz. Öncelikle şu anda efendim bölgemizdeki sorunlar, ülkedeki sorunlar, başlıcakları bahsedelim. Öncelikle sizin efendim biraz efendim Metina aşiretten bahsedelim. Öyle yanımıza gireriz. Şimdi Metina aşireti Mardin, Urfa, Diyarbakır üçgeninde yoğunluğu olan büyük bir aşiret. Tabii ki Diyarbakır büyükşehir merkezinde yerleşim olarak Bağıvar, Çarıklı, Körhat, Aziziye Mahallesi ve Eyle yaklaşık bir 10 köyümüz var. Diyarbakır Çınar ilçesine de bir 20 köye yakın bir Metina aşiret mensuplarımız var. Tabii ki bunlarla sürekli istişare halindeyiz. Görüşüyoruz. Düğünlerde olsun, taziyelerde olsun beraber oluyoruz. Bölgenin, özellikle Barış'ta da çok aktifsiniz. Şimdi o konuyla ilgili zaten 2017'den büyük bir istişare sonucu biz Metina Derneği'ni kurduk. Metina Derneğimizin genel merkezi de zaten Şehitlik Mahallesi'nde. Hı. Aynı zamanda İstanbul Kartal'da Mardin Metinalılar Derneği de orada da bir şubemiz var. Evet. Hem kısa zamanda Mardin Metina Gençler Derneği de kuracağız ve kısa bir süre içerisinde bunu federasyona çevireceğiz. Tabii ki bu arada 4 yılımızı bütün çalışmalarımızı bir dergi haline getirdik. Bunun içinde 4 yıl içerisinde 25'e yakın bir barış sağladık. Bunların içerisinde 4-5 tane büyük kan davaları vardı. Evet, büyük bir kan davaları vardı. Evet. Ondan sonra derginizi bir gösterelim. Bir saniye. Derginizi. Şimdi genelde işte barış törenleri yaptığımız barış törenleri. Yani biz söylerken bunları abartılı olarak söylemiyoruz. Tabii ki hepsinin bir hangi bir barışı yaptığımız zaman, gerçekleştirdiğimiz zaman biz onu arşiv yapıyoruz. Hepsini de tek tek dergimize de yerleştirmişiz. Yani çok güzel işler yapıyoruz. Evet, tamam. Mesela Metin Han Derneğimizin barış heyeti var. Nerede kim daha etkiliyse biz yönetim kurulu olarak karar alıyoruz. Onu görevlendiriyoruz. Tek ki biz o barışı sonuçlandırana kadar bir 10 gün sonra yine de bir barış töreni gerçekleştireceğiz. Çok aktifsiz bu konuda ben takdir ediyorum. Allah'ın izniyle. Evet. Tabii ki biz bu barışları gerçekleştirdiğimiz zaman şey yapıyoruz. Evet. Ulusal basını, yerel basını, mülkiye idari amirleri, kanaat önderleri, toplumda karşılığı olan insanları davet ediyoruz ve o şekilde barışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Tabii ki yani o barışlar gerçekleştirdiği zaman ne kadar emek sarf etmişsek, ne kadar ter dökmüşse bizi mutlu ediyor. Sonuçta orada bir huzur, bir barış tesis etmiş oluyoruz. Çocuklarımıza en büyük servet de barıştır. Barışı da çocuklarımıza bırakıyoruz. Bu dergiyi de size bırakıyoruz. Sağ olun efendim, teşekkür ederiz. Evet, evet. Zaten sonuçta maalesef bölgemizde hani bir nevi husumetler olunca bu konuda sizin derneğiniz çok aktifti. Daha önce eski yıllarda aslında bir nevi bizim Hüseyin Şanlı vardı. Allah efendim rahmet eylesin. Efendim Şehit Nijeli büyüğümüz abimiz kendisi de bu konuda çok başarılıydı. Hatta
birçok uluslararası efendim ödüllerini aldı. Size takdir ediyoruz. Şimdi Sayın abim, sizin zaten deneyi biliyoruz. Biz özellikle ben sizi, siz ayrıca zaten ben şey bir nevi derginize de baktım. Sayın Cumhurbaşkanımızla da zamanla evet, görüştünüz Ankara'da. Sayın Cumhurbaşkanımız beni külliye davet etmişti o zaman. Sizinle orada da bir görüşmeleriniz oldu. Şimdi ben öncelikle siz bir AK Parti olarak şu anda ülkede olan bitenden bize bahseder misiniz? Şimdi Abdullah Bey, ben bir AK Parti'ye gönül vermiş bir insanım. Ama AK Parti'nin kadrosunda herhangi bir kademede görev almış biri değilim. Evet. AK Parti tabii ki güzel işler yaptığı zaman bizi mutlu ediyor. Ve başarısız olduğu bölgelerde de bizi son derece mutsuz ediyor. Tabii ki biz mutsuz olduğumuz zaman da bunları değerli AK Parti'mizin yöneticilerle paylaşıyoruz. Şimdi bizim bu söylediklerimiz, biz yaptığımız bu taleplerimiz harfi harfine yerine geliyor mu? Hayır, gelmiyor. Şimdi sen bir şey bir söylersin, iki söylersin. Ha, olmadı mı? Sen yerinde oturursun. Mesela en son Diyarbakır'da AK Parti İl Başkanımız Sayın Serdar Süleyman Budak değişti. Onun yerine de Avukat Şerif Aydın geldi. Mesela 17 ilçede bir program başlattı. Nedir? AK Partili gidiyor, AK Parti'yi ziyaret ediyor. AK Parti gidiyor, AK Parti'nin teşkilatı ziyaret ediyor. Bu ziyaretler AK Parti'ye ekstra bir getirisi yok ki. O konuda size %100 katılıyorum. Şimdi sadece orada ne oluyor? Yani gündemi işgal ediyor. Sürekli aynı insanlar, aynı kareler, aynı şahıslar. Ha nedir? Sosyal medyada, yerel basında, ulusal basında sanki çok farklı, çok güzel çalışmalar gibi bir ondan sonra genel merkeze o şekilde kabul ettirmeye çalışıyor. Ben onu yanlış görüyorum. Ona size katılıyorum. Bir de ayrıca özür dilerim. Mesela ben farklı bugün, bir şey diyeceğim Abdullah Bey. Yani programa çıkaramıyoruz bir türlü. Sevdiğimiz arkadaşlarımızdır orada gerçi. Şimdi gidiyorlar mahalle mahalle dolaşıyorlar. Evet. Çok güzel. Bak çok güzel. Vatandaşın isteklerini dinliyor, not alıyorlar. Peki kardeşim, senin not aldığın o istekler, dinlediğin o insanların hangisinin derdine derman oldun? Bir tane çıksın desin ki falan kes, ben de bunu istedi, öyle bir talebi oldu, ben de onun o talebini yerine getirdim. Ben bugüne kadar görmedim. Zaten merkeze bağlı, şehir merkezine bağlı bazı ilçe başkanları şunu diyor. Diyor nasıl olsa yani yönetimdeki olan kardeşlerimizin, yani yönetici kardeşlerimizin oyları da yoktur. Yapabileceğimiz bir şey de yoktur. Var olan oylar da Sayın Cumhurbaşkanımızın oylarıdır. Yani çalışsak da çalışmasak da çık da bellidir. Ben bunu da yanlış görüyorum ve bu düşünceye sahip olan ilçe başkanları da enser şekilde de kınıyorum. Şimdi Sayın Güngörür, şimdi siz çok şu efendim adaptif birisiniz. Siz bir AK Parti olarak halkın iradesi üzerine bir nevi kavimlerin gelmesini doğru efendim buluyor musunuz? Hayır. Kesinlikle. Yani mesela HDP %70 bir oy alıyor. Hayır, şimdi halkın iradesi her şeyden önce, evet. Şimdi bak, her şeyden önce seçimle gelen kim olursa olsun seçimle gitmeli. Diyelim ki seçilmişlerin sabıkaları olabilir, yanlış yaptığı bir işlem olabilir, onu görevden alınabilir ve onun yerinde seçilmiş belediye meclis üyeleri seçilen tarafından görevlendirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bildiğim kadarıyla şu anda görevden alınan seçilmiş HDP'li belediye başkanları SGK primleri de yatırılıyor. Eğer görevden almışlarsa niye o SGK primleri yatırılıyor? Belki de maaşları da yatırılıyor diye biliyorum. O konu hakkında tam bir net bilgimiz tam yok. Tam bilgi sahibi değilim. Evet, evet. Evet, yani bu yanlış bir işlem. Yani halk tarafından seçilen, halk tarafından seçimle gidilmeli diye düşünüyorum. Tabii şimdi peki ülkedeki şu anda mevcut, şimdi malımız değerli izleyiciler, özellikle efendim Covid-19 gerçekten büyük bir artış var. Özellikle şehrimiz Diyarbakır Türkiye'de ikinci sırada. Yani mutlaka aşı olun. İnanın bugün ben de araştırma hastanesinde bir tane hastayı acil yani ilgilendim, yani ambulansa götürmeye çalıştık. Maalesef gerçekten Covid-19 yani aşı olduktan sonra da maalesef oluyor, ama aşı da en azından son bir alternatif çare diyoruz. Aşı mutlaka olunsun diyoruz. Bu konuda sizin şimdi özellikle bu Covid-19 ile ilgili herkes kendi evinden başlamalı. Yani ben özellikle Metine aşiretimizin çok kıymetli mensuplarına buradan sesleniyorum. Aşınızı yapın. Aşı çok önemlidir. Evet.
bazı söylentilerle işte efendim sen aşıya oy olursan kusur olursun. Yok bilmem ne olursun. Bunlar asparagas haberler. Bu ön yargılar özür dilerim geçmişteki yıllar önce bir 20-30 yıl önceki yani zaman o aşıları bölgemizde bir art netli aşıları oldu ya o hala halkın kafasında o kalmış. Aslında o yanlış bir algıdır dediğiniz gibi yanlış bir algıdır. Halkın içinde konuşulan bu. Evet. Ve bu ciddi bir şekilde de yani ciddi bir kitlenin üzerine de etkisini göstermiş. Maalesef, maalesef. Geç bu Batı'da, Avrupa'da da var. Tabii, şimdi yani Amerika'nın %50'si aşı olmuş. Ben BioNTech'ten iki kez aşımı yapmıştım. Ben de aynı BioNTech'ten. Sonra çok da rahattım anladın. Çok şükür. Yine de Diyarbakır yanlış değilsem tavan yapmış. Evet evet Türkiye'de ikinci sırada. Ve maalesef. Ölüm haberleri de geliyor. Çok ya herkes ben bugün... dikkat etmeli. Herkes maskeyi takmalı. Sosyal mesafeyi korumalı. Evet. Yani bu konuda Diyarbakır'ın 12 tane milletvekilleri var. Bizim için iktidar, muhalefet hepsi aynı kategoride. Sonuçta halk tarafından seçilmiş insanlar. Bu Covid-19 döneminde ortalama 1,5 yıldan fazla bir süre oldu. Ben bu milletvekilleri hiçbirisi sokakta görmedim. Vatandaşın derdini sormadı, halini sormadı. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz ben kesinlikle bir şey görmedim. Peki bu vekiller yarın öbürsü gün nasıl halkın karşısına çıkacak, nasıl oyu talep edecek, nasıl oy isteyecek? Yani o yüzük nasıl kendinden bulacak ben ona hayret kalıyorum. Maalesef yine oluyor seçim dönemi gelecek, aynı tarz aynı ama özellikle şu anda mevcut hani biz az önce dedik ya mesela HDP oylarıyla seçilen başkanlar yerine Halkseri bir nevi maalesef şöyle mesela kavramlar geliyor dedik de yarın öbürsü gün yine maalesef yine seçim dönemi olacak. Çok özür dilerim. Yani yine diyor ki HDP'de bir format çıksın kendine. Yani şu anda biz yokuz. Bizim elimize Halkseri gelindi diye her şeyde yani yine efendim dürtüklü geçen bir durum yok. Biz geçmişte de gördük maalesef. Yani HDP'li belediyenin de eksikleri oldu maalesef. Yani bir nevi sayın abim benim yok. Belediyede illa yani bir ranta mı girilmesi lazım? Ve bakıyoruz ki ya kavimde yapıyor da yapıyor. Bir nevi halkın real sorunları bazen unutuluyor. Abdullah Bey. Yani bu net Türkiye genelinde belirli abim ya. Şimdi biz halk olarak... Yani İstanbul'da da mesela yani oluyor, Ankara'da da oluyor. Biz halk olarak siyaseti hizmet biliyorduk. Ama ne yazık ki son dönemlerde siyaset ticaret olmuş. Rant olmuş abi ya. Ne Allah korkusu var, hayır, ne halkın korkusu var. Rant olmuş. Zaten parası olmayan siyasete giremiyor. Siyasete alınmıyor. Parası olacak. Parası olduktan sonra da zaten... önünden gelen her şeyi de yapmaya da meyillidir. Ondan sonra yapmaya da gayret de gösteriyor. Bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Herkes samimiyet diyor, herkes dürüstlük diyor, herkes şeffaflık diyor. Ne yazık ki bu söylediklerimizi hiçbirisi de yani kimse uygulamıyor. Ve herkes de o yolsuzluğun içine, o bilmem şeyin içine de bulaşıyor. Bu da çok ayıp bir şey. Yani sonuçta... Maalesef. Halk başkanları seçiyor. Bilmem neleri bazen seçiyor. Halkın seçtiği de bari maalesef bazen kabul edilmiyor. Her dönem olmuştur. Olmaya da devam edecektir. Niye sorarsan çünkü şeffaf insanlar, dürüst insanlar her zaman arka planda kalıyor. Yalakalılık yapan takım, yargıcılık takımı yapan evet. İşte hırsızlığı çok profesyonelce yapabilen insanlar her zaman ön planda. Bunu herkes de biliyor. Maalesef bir de ben bir şey daha bir konuya daha gireyim. Öncelikle mesela bugün Diyarbakır'da bir Bağla Belediyesi. Sayın Hüseyin Beyoğlu'na ben saygı duyuyorum ama yani seçilmiş diye ben saygı duymuyorum. Hani bir nevi halkın %70'iyle seçilmiş bir aden eksikliği falan ayrı mesele. Mesela ben bir nevi o başkanlığa, o makama saygı duymuyorum ama aynı zamanda bugün hani biz AK Parti düşmanı değiliz. AK Parti mesela bugün efendim Hani'de Sayın İbrahim Lale ben geçen gün zaten ayaküstüde orada da sohbet etti kısa da olsa. Kendisi kendi oyla gelmiş, seçilmiş, Hani'de başkan çalışıyor. Ben kendisini mesela takdir ediyorum. Ama ben bugün çok açıkçası halkın arasında gelmiş kişiye bir şey diyemem. Ha bunu derken de mutlaka şimdi kavimler sonuçta devletin görevleri efendim, kaymakamıdır. Ona da bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Tabii onların efendim yardımcıları da var. Belediyede ama maalesef aynı tarz aynı ama. Şimdi Abdullah Bey... Gelen gideni arattırmıyor abim benim ya. Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? Çok güzel bir sözü var. Ülkeyi şirket gibi yönetelim. Değil mi? Evet. Şimdi aslında o şirketçilik var ya çok güzel bir terim. Belki biz onun farkına varmadık. Şirket ama kendi şirketinde olmaz yani biraz. Hayır bir saniye. Şimdi diyelim ki bir caddenin üzerinde senin alışveriş merkezin var.
Tamam mı? Evet. Kazanmak için gelen müşteriye nasıl bir ilgi gösteriyorsun? Doğrudur. Aha. Seçmene de o şekilde ilgi göstermesi gerekiyor. Tamam mı? Şimdi kayınlar diyor, kardeşim ben devlet memuruyum. Abdullah Kızılay'la ne işim var? Niye onu kapıdan karşı gideyim? Çünkü bir daha o Abdullah Kızılay'la karşı karşıya gelmesin. Aynı dediğin gibi, aynı. Değil mi? Aynen. Yani orada nedir? Bir devlet memuru gibi iki vatandaşı böyle farklı bakış. Ama aynı hatayı da bakıyorsun ki o kaymakamların yardımcısı Diyarbakır'ı tanıdığımız arkadaşlar da görüyoruz, kusura bakmasınlar. Başkan hani vekilidir, sonuçta o kaymakam geçicidir, bu yüreni insanıdır. Bakıyorsun onlar da aynı tarz, aynı hamam yani. Şimdi bak, eğer orada bir partili, yani herhangi bir parti olsun, fark etmez, HDP olsun, evet, AK Parti olsun, başka bir parti olsun, o belediyeyi yönetirse, gelen insanları, gelen vatandaşları kapıda çok güzel bir şekilde karşılar ve en iyi şekilde de onlarla ilgileneceğine inanıyorum. Ama maalesef... Kayyumların görevde olduğu sürece, özellikle bu HDP'nin yararınadır. Sosyal medyada konuşmuştuk ya, kapıları açalım seçim sonrası. O zaman eleştiri yaptı. Hani dedik açılsın, HDP'li belediye de o zaman ilk aylarda kapıları açmamıştı ya, bir ara bir eleştiriniz olmuştu. Hayır, HDP belediye başkanları hiçbir zaman kapıları açık tutmadı. Hep kapılar kapalıydı. Ben buna şahidim ve bütün belediye başkanları da ben onları tanıyorum. Onlar beni tanıyor, tanımıyor, beni ilgilendirmiyor. Valla bizim de bizzat çoğu tanıdığımız kapıların bir başkan arkadaşımız vardı. Bu sorun eş başkanı var ya, ne Özdemir'di, ismini unuttum. Cemal Özdemir. Evet. Yani Sur'da kendini bilmiyorum ne zannetti. Ya kardeşim, bizden birileri hemen ana caddenin kenarına bir tane konteyner bırakmıştı. Hı. Bir tane konteyner. 5 dakika içerisinde Sur'daki bütün zabıtalar o konteynerin üstüne çullanmaya başladı. Ha neydi? Bu konteyner burada kalkacak. Anladın? Şimdi ben burada işte söylüyorum, Cemal Özdemir. Olup bitenden her şeyi biliyorum. Yeni zamanı geldiği zaman açıklayacağım. Şimdi maalesef şimdi ben de size özür dilerim. Ya Cemal Özdemir diyoruz, şimdi isim bunlara şey yapmıyoruz. Hani biz burada kavimleri eleştirirken, inanın ben kendim Cemal Özdemir'le görüşemedim. Abisi komşum. Görüşemedim ama bugün abla çiftçi kavim gidiyorum. Elimi kolumu sarım gidiyorum. Görüşebiliyorum. Yani bu da var. Hani biraz da biz, özellikle sizinle biz canlı yayın yaparken real konuşuyorduk. Hı-hı. Eleştirelim. Yani senin bir düşünce fikrin varsa. Şimdi de çok. Ne güzel. Şimdi sorularından arıyoruz. Şimdi de çok rahatız. Herkesi de eleştiriyoruz. Kimse babamızın oğlu değil. Aynen. Bu halka kim taşın üstüne taş bırakırsa o başımızın tacıdır. Evet. Yanlış yapanı kimse de kusura bakmasın. Başımız dik, alnımız ak. Aynen. Evet, soruları alıyoruz arkadaşlar. Evet, özellikle sizden ricam, yayınımıza her türlü soruyu sürebilirsiniz. Hayır, Ahmet Buluk. Her türlü eleştiri biz alabiliriz. Ben okuyacağım. Ben biraz okuyacağım. Sizden ricam, herkes yorumlar yazsın. Şimdi daha önce de canlı yayın yaparken bütün siyasi partilere, fikirlere biz yer vererek Esad abiyle de yayın yapıyordu. Evet, şu anda Ahmet Buluk bir izleyicimiz yazmış. Kavumlar seçilmiş kişiler değil, atanmış kişilerdir. Siz kavum atamaları doğru efendim buluyorsunuz diyor. Ben Ahmet Buluk'tan buradan sesleniyorum. O soruyu sormadan önce zaten evet, doğru olmadığını söylemiştik. Evet, tekrar tamam. Söylüyoruz. Evet. Yani her belediyenin bir seçilmiş belediye meclisleri var. Onların içinde bir tanesinin o... Doğru bulmuyoruz. Yani. Ben doğru bulmuyorum. Olması gerekir diye düşünüyorum. Peki Sayın abim, şimdi yine bitti. Malumuz yine seçime gelecek. Evet. Şu anda bugün olursa yine HDP belediyeleri full %68, %70'e rahatlıkla efendim alabilir. Zaten HDP'nin oyu da kapanmayla ilgili oldu. Daha da arttı. Onu da ben belirteyim Sayın abime. Biz diyoruz ki zaten gelen gelecek. Bundan sonra bir format çekelim. Hani evet, dedim ya, kavimler böyle yaptı, şu böyle yaptı, iktidar böyle yaptı. Artık siz iyi olun. Biz %1 hata beklemiyoruz. Bu mantıkla olsun diyoruz. Şimdi ben Çınar'la ilgili malumuz seçim döneminde biz epey tartışmalara girdik. Abdullah abi, ben lafını keseceğim, kusura evet, bakma. Evet. Halk kendine format çekmeyene kadar siyasetçiler kendine format çekmezler. Tek kelime. Hesap sormalı diyoruz ya. Hayır, şu şekil. Evet. AK Parti diyor ki ben ceketimi bıraksam kazanırım. Aynen. Diğer bakımlar da... Şimdi bak, HDP diyor ki ben ceketimi bıraksam kazanırım. Evet, kendi... Aslında gibi. Halkın en büyük görevi nedir biliyor musun? Çeketini bırakan kazanmasınlar. Aynen, hesap soracaksın. Yani benim düşüncem bu. Aynen. Şimdi ben özür dilerim, ben Çınar'la ilgili zaten geçen seçimde Çınar'la ilgili ben sizin adayınıza da
bir nevi AK Parti'de de bir haksız kapmıştım. Öncelikle Yusuf Durmaz hocam. Evet, hocaya. Yani Yusuf Durmaz yazıyordum, Google'e çıkmıyordu. Bir sanatçı çıkıyordu. Oyun dedim ki Çınar'da tanan bir insan olsun. Ona karşı bir haksız oldu ama Çınar'la ilgili biz bir Çınar olarak da bugün belirteyim ben. Efendim geçen hafta ben bir yayın yapmıştım Facebook'ta özellikle. Yani artık diyor ki bir ilçede mesela ben Çınar'la ilgili zaten bazı şartları koştum. Çınar'da belediye başkanı efendim olacak kişi diyor ki Çınarlı olacak bir. İkincisi efendim efendim noterde 1000 imza toplayacak. Tamam. Üçüncüsü efendim madem inandığı bir inanç varsa elini Kur'an-ı Kerim'e vuracak. Efendim dördüncüsü ise diyoruz ki o bölgedeki gençlere böyle kişi iş imkanı sağlayacak. Özellikle üniversite okuyanların rahat ailesinden para almadan bir nevi burs gibi bir iş veya ek bir iş gibi böyle kişi iş imkanı diyoruz. Yani Çınar'da yarın bir gün karşımıza senin olsun, benim olsun, kim olsun olsun bu şartlara koşmayan kimse aday olmasın. Çınar'da ne oldu şu anda? Maalesef HDP'nin özellikle biz eleştirmiştik. Eleştirdiğimiz adayın ismi silindi. HDP onu maalesef onu geri çekti. Daha sonra şu anda maalesef yine ittifak adayı da enkazı bir şekilde HDP'de bir şey yapamıyor. Koltuğundan çıkmışlar çünkü. O ismi silinen o başkan adayı yine yönetiyor. Eniştesini getirip bir aile şirketi olmuş. Yani bu HDP'nin suçu. HDP o orada ittifak adayı getirdi. Çınar'da bir enkaz bıraktı. Bu konu hakkında görüşün seçim. Şimdi Abdullah Bey sen 4 maddelik bir aday olan arkadaşlar. Yani öyle bir önerim var bilmiyorum. Bir yani özellikle bu istediğim öneriler bir kere bir partinin genel başkanı olman lazım. Yok ben bunu bir aday için diyorum. Evet. Sen bunu söylerken tabii, ne diyecektim biliyor musun Abdullah? Ben bir aday için diyorum. Kusura bakma sen hangi partinin genel başkanıyım? Aynen. O zaman şimdi şu şekil. Evet. Zaten her partinin bir genel başkanı var. Evet. İl başkanı var, ilçe evet. Başkanları var. Evet. Onların zaten parti tüzükleri bellidir. Evet. Tüzüğe göre ne gerekiyorsa o şartları yerine getiren veyahut onlara uygun gören kimse onları gösteriyor. Sistem onu gösteriyor. Hayır, onu gösteriyorlar. Evet. Kimse gelip Abdullah Kızılay'dan fikir almazlar. Esad'dan almazlar. O zaman ben de onları takmam. Fırat Mehmet Oğlu'dan almazlar. Evet. Değil mi? Almaz o zaman başka bir format olsun. Şu şekil. Zaten evet. Bölgede yarışan iki parti var. Evet. HDP'dir. Artı AK Parti'dir. Zaten HDP önceki dönem birleşen olarak seçim belediye söylüyorum ama birleşen evet, olarak evet. Girdi. HDP'ye 90 derece ters olan, zıt olan insanlar bugün belediye başkanı. Sen de biliyorsun. Maalesef. Doğru mu? Bir de doğru. Nice'deki aday da çekildi, AK Parti'ye katıldı. Evet. O nasıl buldunuz? Ben etik bulmadım yani. Ya hayır, şimdi ben şunu söyleyeyim. Belediye başkanları genelde seçildikten sonra iktidar kim olursa daha onlara fazla yanaşmaya çalışıyor. Hizmet için. Valla ben buna katılmıyorum. Şimdi belki bir düşünce o. Şimdi bak tabii, bir siyasi irade üzerinde sen bir aday oluyorsan, bir blok adaysan sen o halka, o seçmenine bir nevi layık olman lazım. Halka peki danışıyor mu? Ben olsam ne yaparım? Ben olsam. AK Parti'ye katılmış ne yaparım? Ben Dicle'de bir sandık kururum. Şimdi bak, sen bir sandık kururum ya. Analiz ederim. Hayır. Sen bir insanı seçildikten sonra bütün yetkini ona veriyorsun. Evet. Bak yetkini ona veriyorsun. O kadar çıkıyordu artık. O istediği şekilde hareket etme hakkına sahip oluyor. Kev de yapar, çalar da, alem de yapar, yakalayamazsın. Yani biz bir gerileme hayır, elimizde belge olmadığından dolayı kimseyi hırsızlıkla bilmem mi çalmakla hitap etmeyelim. Ben onu doğru bilmiyorum. Tabii ki çalan var mı? Var. Hırsızlık yapan var mı? Var. Yolsuzluk yapan peki çalmadan bir belediye yönetilir mi ya? Evet yönetilir. Siz geçmişte yaptınız. Hayır yönetilir. Takdir ediyorum. O konuda sıkıntı yok. Yönetilir. Sizi ben takdir ediyorum geçmişte. Allah razı olsun. Bir bende de tabii. Onu iyi biliyorum. Ben Allah razı olsun. Yönetilir. Tabii ki AK Parti'nin içinde de çok kaliteli, çok değerli arkadaşlarımız var. HDP'nin içinde de var. Yani bütün siyasi partilerin içinde kendini bilen ve gerçekten kendini halka adayan insanlar var. Ama onlar iş başa geliyor mu? Arkadaşlar sorularınızı alalım. Bak her türlü soru istiyoruz. Lütfen bakın biz bu da real bir şekilde. Hiçbir parti ne savunuruz, ne hiçbir partili oluruz. Özellikle, mesela siyasiler, ben kaç kez görmüşüm Diyarbakır'a gelen bakanlar olsun, genel başkanlar olsun, bütün siyasi partiler hep gelip konuşuyorlar. Ya hiçbir Allah'ın kulu da vatandaşın fikrini, şeyini sormuyorlar. Kardeşim sizin sıkıntınız nedir, derdiniz nedir? Evet. Ben bugün özellikle tabii ki programdan önce de bunu size paylaştım. Yani biz program yapacağımız esnada özellikle vatandaştan gelen sorular
bizi mutlu eder. Evet. Yapabildiğimiz kadarıyla kardeşlerimizden gelen soruları cevaplandırmaya çalışacağız. Şimdi burada biz belediye derken özellikle efendim komünist başkan, bir nevi komünist'e karşı bazı muhafazakarlar ön yargı ediyor ama muhteşem bir nevi Tunceli'nin içerisinde çalışma yaptı. Tunceli'de çalışma baba yapıyor. Baba komünist partiden hizmet yaptığı zaman ben dinle çıkmıyorum ki. Aynen değil mi? Değil mi? Adam başarılıysa adamı tebrik etmek şimdi, lazım. Şimdi ben komünist başkan dedim de Sayın Fatih Maçoğlu özellikle yangınlarda arkadaşı şu anda ülkemizdeki yangınlar öyle bir çok ki bazı komplo teorileri var. Şimdi en son Tunceli'de yangın oluyor. Yani belediye başkanı, bir de belediye başkanı ki Tunceli'nin aşığı, halkına bir nevi hizmet eden bir belediye başkanı gidiyor. Orada güvenlik güçleri izin vermiyor. Varlık kararıyla sen çıkamadın. Adam diyor kardeşim ben Tunceli Belediyesi olarak ben bugün efendim Antalya Marmaris'e bile ve Akdeniz'e birçok yere ben efendim araçlar ve eleman göndermişim. Yangın söndürmek için şu anda Tunceli'de var. Ben de buranın bir idarecisiyim. Belediye başkanıyım. Gitmek istiyorum yangın yerine. İzin verilmiyor. Yani burada bir çelişkiler var. Bir şimdi Abdullah Bey güvenlik gelişirse yangınlar mı çıkartılıyor? Ben ona çelişki demiyorum. Şimdi sosyal medyada bazı görüntüleri de gördüm. Hayır, farklı bir cevap. Burada hani söylemek istemiyorum. Hayır, farklı bir cevap vereceğim. Daha önce de orman yangınları çok yapıldı. Bu tür afet olaylarda merkez. Evet. Bak bir merkez olacak. Herkes merkez üzerinde hareket edecek. Herkes kafasına göre hareket ederse olmaz. Allah korusun. Komünist başkan kafasına göre Tunceli'nin o dağlarına çıktı ve ateşin ortasına kaldı. O başkan biz, ne yaptığını bilir başkanım. Biz gerçekleri burada konuşuyoruz. Evet. Aha. Bu yangından kaç kardeşimiz yandı? Tamam yandı ki şimdi sonuçta hayır. Yani belediye başkanı orada söndürmek için gidiyor. Yoksa rastgele bile bir başıboş gitmiyor. Yangından ölenlerin çoğu bir nevi orada yangında belki amatörce veya bilinmeden veya orada... Bu depremler olur, sel olur, yangınlar olur, ne olursa olsun. Yani bir merkez olur, tamam mı? Hı. Herkes merkeze gider, merkezin talimatların doğrultusunda. Merkez bazen seni frenler, bazen merkez şu anda bu yangın ülkede iyi mi idare ediyor? Hayır, bir saniye. Şu anda Tunceli'deki yangın olup bitenlerde komünist başkan mı sorumlu? Yok, hayır. Onu değil. Merkezi hükümet sorumlu. Tabii sorumludur. Doğru. Ama yine de adam canı yanıyor. Adam Akdeniz'deki olan yangında şüphesi, endişesi var. Adam diyor ki benim şehrimde olamaz. Sonuçta o ormanlar, sonuçta o halkın ormanıdır. Vatandaş ormanıdır. Şuna gelen idareciler bir nevi de kendileri mesela bu konuda da mecburi görebilir. Şimdi Abdullah Bey, şimdi bak. Şehir merkezleri içinde olup biten yangınlarda belediyeler sorumlu. Tam belediye sorumlu. Tamam mı? Şehir dışında da. Ama şehir dışında orman alanları yangınlarda da tarım orman Tam sorumlu. Ama onlara belki bir güvensizlik var. Bir güvensizlik var. Ne güvensizliği var? Bir güvensizlik olacak. Şu anda mesela bugün Akdeniz'de olan yangınlarla ilgili bazı komplo şeyleri var. Hani biz inanmak istemiyoruz. Rantaşma şimdi daha önce de yangın oluyor. Daha sonra o yangın yanan yere efendim oteller yapılıyor. Şimdi yani bu olan şeyler de sadece biz bazıları için... Şimdi bugün en son bildiğim kadarıyla 220'ye yakın bir orman söndürme şeyleri başarıyla noktalanmış. Evet. Doğru mu? Bir 22 kaç tane yangının devam ettiğini biliyorum. Evet. Yani burada herkes full çalışıyor. Farklı bir noktaya geleceğim. Şimdi özellikle Marmaris, Muğla bölgelerinde bu zengin olan kesimlerin villaları var, çiftlikleri var. Bak iyice ne dinle, çiftlikleri var. Bunlar ateşi gördüğü gibi hemen her şeyi bıraktı. Tabii kaçıyorlar. Şimdi orada o lüksü yaşayan o zenginler var ya, bak kaçtığı gibi de ne oldu? Bu sefer kırsalda yaşayan köylüler traktörleriyle dinamolarla o tankerlerini doldurup yangın söndürmeye çalışıyorlar. Şimdi ben hükümetin bir yetkilisi olsam var ya, o yangın esnasında kaçan o zenginlerin o villaları, o çiftlikleri var ya, hayır saniye, o köylülere vereceğim. Ben olsam yetkili biri, madem kardeşim sen kendine yaramıyorsan bu devlete nasıl yar, bu ülkeye nasıl yar? Orası öyle bir konuya gelelim. Şimdi özellikle bak biz diyoruz ki arkadaşlar sosyal medya olsun, medya olsun. Böyle yalakalık yapmayın, yalan medya yapmayın. Biz burada
Bakın her şeyi konuşuyoruz. Şimdi ki dikkat edin sosyal medyada ne var biliyorsun? Orada bazı eleştiri var, haklı eleştiri var. Sanatçı diyor ki, efendim hani Halep Kotter diyor, hani asker diyor. Aynı gün Halep Kotter olmadığı için, askeri personel olmadığı için haklı eleştirisi var. Daha sonra Halep Kotter'ler gidiyor diye bir de yanına koyuyor. Yok hani efendim orada herhangi bir bir efendim askeri personel yok diyor. Eleştirisinin yanına bir gün sonraki askerler gidiyor. Halep Kotter çok gidiyor diye bir öyle bir medya haber yapıyorlar ya. Yani diyor ki ben efendim şey işte yalan atıyor. Kardeşim adam yani orada niye yalan atsın? Adam aynı günde efendim Halep Kotter'i efendim görmediği için söylüyor. Yani bu hata da sanki Cumhurbaşkanımız da düştü yani. Şimdi yani yanlı medya olunca da o yani olan biten her şey anlatmamız lazım. Şimdi Abdullah Bey sorulara bir de gelelim özellikle. Biz kabul etsek etmesek Sayın Cumhurbaşkanımıza eksik bilgiler gidiyor. Tabii ki bu kendisinin eksikleri yok mu? Kendisinin eksikleri hiç yok mu? Ya hayır sonuçta o da bir kul. Hatta kimlere mahsus? Kullara mahsus. Ama bunu gönül rahatlığıyla diyebilirim. Türkiye Cumhuriyeti kurduğu günden bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız gibi bir lider daha geleceğine de inanmıyorum. Şimdi bazen halk arasında... Öyle bir lider geleceğine biz de inanmıyoruz ama şimdi, iyi mi kötü mü ona bir şey diyemeyiz. Ya şimdi şu şekil, ona bir şey diyemeyiz. Hayır şu şekil. ben külliyeye davet edildim gittim. Evet. Diyarbakır, bir soru da var soruya da geleceğiz. Diyarbakır'la ilgili Esat Güngör, Diyarbakır ne durumda? Ne yapalım? Eğer orada ben Diyarbakır'ı anlatmıyorsam, anlatmasam, sorunları dile getirmesem, Sayın Cumhurbaşkanımız nerede bilsin ki ben Hüseyin, Çarıklı, Bağıvar'ın sıkıntıları var, sorunları var. Orası öyle de ama büyük sorunları da bilmiyor. Büyük sorunları da görmüyorum. Hayır, büyük sorunları şu şekil. Mesela ciddi bir danışman hataları olduğuna inanıyorum. Yani bir düşün. Abdullah Bey sen evini ne kadar idare edebiliyorsun? Şimdi başta bir konuya gelelim. Çocuklar az da olsa sağ olsun da bizi iyi yönetenler sayesinde çok zor idare ediyoruz. Daha zor bir ev almaya çalışıyoruz. Ben bir şey sebebiyetlemiş. Şimdi çok özür dilerim. Şimdi ülkede malumunuz ülkenin en büyük şey ne oldu bu AK Parti hükümeti? Darbe oldu. FETÖ olayı oldu. Birisi size FETÖ darbesiyle ilgili dikkat çekmek için Sayın Cumhurbaşkanım FETÖ'ye dikkat edin. Ülkede bir darbe gibi bir girişim olacak. Sizin yanınızdaki koruma bile siyah ajanı size suikast yapacak. Bir uçak kaçırma girişimi bile dikkat çekiyorsa, dahi Sayın Cumhurbaşkanı bunu dikkate almıyorsa bunun hatası kimdedir? Yani bu kadar biz Çarıklı'nın, Diyarbakır'ın, Çınar'ın, İçeren'in sorununu geçelim. Tam onu buradaki peki, AK Parti'ye iletmiyor. Bizzat soruya, büyük olaylara nasıl geliyor? Soruya tek kelimeyle. Yani, hiç mi hatası yok? Hayır bir saniye. 15 Temmuz darbesinde Sayın Cumhurbaşkanı başarılı oldu mu olmadı mı? Nasıl yani? Başarılı oldu mu? Ya şimdi şöyle biz zaten her türlü darbeye karşıyız. FETÖ zaten bir siyah ajan değil. Başarılı oldu mu olmadı mı? Hangi konuda? Kendi açısından mesela hayır, başarılı oldu yani. Hayır kendi açısından değil. Yani o darbeye karşı son derece tamam, bak, başarılı biz, oldu mesele bitti. Evet biz zaten tamamen FETÖ'ye karşıyız. Tamamen biz bir nevi darbeye karşıyız ama genel itibariyle tabii biz şimdi sorular da var. Biz oraya biz gelelim de şimdi Hasan Demir demiş Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde halkın sorunları kendisine ilettiniz mi? Hani az önce konuştuk ya, bizdeki siyasetçiler geliyorlar, halkın sorusunu dinlemiyor. Tabii siz de külliye gittiğiniz için Sayın Cumhurbaşkanı'na Diyarbakır sorunu anlatmışsınız. Ben 2019'da gittim. Şimdi evet. Diyarbakır AK Parti'nin çok güzel bir soru Hasan'cığım. Ne yazdık ki çok farklı bir yöntemi var. Diyarbakır milletvekilleri tarafından Sayın Cumhurbaşkanımız Diyarbakır'a gelmeden önce bir zincir halkası oluşturuyorlar. Bir iletişim eksik. Hayır. Ve onların dışında kimseyi görüştürmüyor. İşte hani iletişim kimse, hayır, kimseyi görüştürmüyor. Gerçekten Diyarbakır sorunları Sayın Cumhurbaşkanımıza iletebilecek insanları değil o alana vallahi şehre sokmuyorlar. Tabii o yüzden diyorum işte hani bir iletişim soru bir de başka bir soru daha var. Değerli izleyiciler her türlü soru efendim söyleyebilirsiniz biz de burada yasal çerçeve tabii. Söyleriz. Evet Hasan Demir tekrar demiş ki Tunceli ve Alanya arasında niye fark yaratılıyor? Niye Tunceli başkan kontrole gidemiyor? Diyor ki bak Antalya'da ve Akdeniz'deki yangınlara bütün belediye başkanları mesela eşlik ediyor, gidiyor. Neden Tunceli'deki yangına devlet görevleri belediye başkanına neden izin verilmiyor? Az önce konuştuğumuz konuyla ilgili. Şimdi Hasan Bey'e de zaten gerekeni söylemiştik az önce. Evet. Şimdi Tunceli ile Muğla alan olarak, bölge olarak, coğrafi olarak bir değil. Şimdi Tunceli'de daha önce
PKK... Yani bir güvenlik gerekçesi de değil, o ormana da yakılmış. Bir güvenlik gerekçesiyle bana göre. Ormana da yakılmış yani. İzin vermemiş olabilir. Yalnız sonuçta bana göre merkezi bir havuz oluştuktan sonra herkesin gidebileceğine inanıyorum. Yani sonuçta komünist başkan da içi yanan biri. O tabii. Ateşi söndürmek için... Tabii hiç kimse aslında yangına sevilmiyor. Herkes. Bir nevi... Ha nedir? Yarın evet. Öbür gün bu komünist başkanın başına bir şey gelirse... Yani ya oradaki bir... o görevli güvenlik güçünde bir suçu yok. O güvenlik güçü polisi de askeri de zaten sonuçta o da can yanıyor ama emir veren, östereni sorumluluğu var. Üst kimdir? Tunceli Valisi'dir, İçişleri Bakanımızdır yani. Peki son 5 dakikamızda biz ülke soruna gidip biz kendi yerel sorunlar, özellikle Diyarbakır'da bölgemizde bu TEDAŞ özellikle nerede bunlar? Burada çok ağır konuşacağım. Evet, Allah çok... TEDAŞ'ın belasını versin diyeceğim. Tamam mı? TEDAŞ zaten halkımızın başına bela olmuş. En sağlam aboneyi yakaladığı takdirde var ya, haksız yerde farklı bir şekilde ceza kesiyorlar ve o cezayı kendi kanunlarına uygun bir şekilde ve uygun bir hale getirildikten sonra ceza kesiyor. Mesela şu anda bizim bölgede bu kuyusu olan evet. çiftçilerimiz evet. iflas etme işinde. Kiminin trafosu gitmiş, kiminin arazisinin üzerine... Bir de elektrik faturasını yatırıyor bile, hayır, su gelmiyor. Hayır, su kesintisi de var, tarlayı sulamıyor. Farklı bir şey daha söyleyeceğim. Evet, evet. Şimdi bazı biliyorsun büyük köylerde araziler müstakil değil, hisselidir. Hı. Diyelim ki bir hisse çok sağlam, dürüst çalışıyor. Diğer hissede işi ters gitmiş, faturayı ödemiyor. İkisini birbirine bağlıyor. Maalesef. O ödeme imkanı olmayan kardeşimizin hesabı bu sefer sağlam olan kişiden soruyor. Bu da çok yanlış bir TEDAŞ şey. TEDAŞ sonuçta bir devletin kontrolünde olan, özelleşse bile devletin kontrolünde, bunu da kim ilgilenecek? Hükümetin mevcut buradaki milletvekili gecesi de bir AK Parti olarak eleştirdiniz. Özellikle Diyarbakır'da 2-3 tane devlete yakın firmalar var. Evet. Bunlar ciddi bir şekilde vatandaşımıza zarar veriyorlar. Halkı talan ediyor. Defalarca biz bunu sosyal medyada, yerel basında, ulusal basında dile getirdik. Siz de şahitsiniz. Evet. Ve bugüne kadar bu konuyla ilgili kesinlikle, hele özellikle Cengizoğlu, evet. TEDAŞ, Limak, anladın mı? Bunlar Çınar bölgesini yakıp yıkmışlar. Cengizoğlu gün o köydeki, siz sağ olsun gittin, o efendim Dilaver Köprüsü'nde ilgili sizin vesilenize gittin program yaptı. Abdullah Bey, Allah aşkına ya, öyle git bir bak. Bu Dilaver Köprüsü'ne yetişmeden bir üst geçit yapmışlar, tam bir ucube. Hedat'ta insanlarla alay geçercesine yapmışlar. Orada yeni bir köprü yapıldı. Ya yani bir üst geçit, evet. demir rayları geçiyor, onların üzerine bir üst geçit yapmışlar. Çok komik bir şey ya. Evet. Çok komik peki bir şey. Peki o özellikle o Cengiz Holding'in o köydeki verdiği tahribat, minevi dinamitlerle orada kendi kaynağı için şey çıkar, yol ya yaparken hayır, zaten, o evler yıkıldı, o baba, hayır. leyleklerin yuvası yıkıldı, son iki dakika giriyoruz. Zaten orada Cengiz Holding'in o bölgeye verdiği tahribat var ya, anlatılmak mümkün değil ancak İnsan gider onun yeri yerinden bakar, görür ve bütün siyasi partinin il başkanlarını davet ettim. Hiçbir Allah'ın kulu da gelmediler. Hiç kimse Çınar'a da sahip çıkmadılar. Ama bunu da söyleyeyim. Çınar AK Parti ilçe başkanı Sayın Ömer Murat Demir umut veriyor. Evet. Yani bir şeylerin gidip üzerine İnşallah gideceğine biz inanıyoruz. Ona uğrarız da bir ben başkanıma da buradan başarılar diliyorum. Evet, şimdi siz az önce Cengiz Holding'i, Limak'ı eleştirdiniz de tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkeyi bir şirket olarak yönetirim de biraz oraya da konu geliyor. Evet. Son olarak diyeceğiz bir şey var mı? Zaten son iki dakika yayını kapatacağız. Son olarak şunu söylüyorum. Bir şeyler halkımızdan ricamız bu. Herkes aşı olsun. Aşı olmayan özellikle aşı olması için randevu alsınlar, aşı olsunlar. Ve Sağlık Bakanımız gerçekten bu COVID'le ilgili iyi bir çalışmalar, yani harika, mükemmel gidiyor. Aşı bedavadır, aşı olur, bedavadır, bir sıkıntı yok. Yani her yerine geçiş bedavadır en azından. Sağlık ocakları full çalışıyor. Sağlıkçılar çalışıyor, eve geliyor. Sen ara aşı gelip aşı evde yapıyor. İkna timleri kurmuşlar. Evet. Daha ne yapsınlar yani? Evet. Değerli izleyiciler, özellikle maalesef Diyarbakır'ımızda bir nevi COVID-19 vakası çoğalmış. Ben bugün de araştırma hastanesinde bizzat 112'de aradım iki defa. Sağ olsunlar. Biraz dikkat edin. Aşırı ve özellikle 112 ve bütün sağlık çalışanlara da efendim saygılarımızı sunuyoruz. Hayırlı geceler efendim. Bir kusurumuz olursa affedin bizi. Saygılar efendim. Saygı bizden efendim. İnşallah güzel geçti. Ferhat abi.